Şimdi sizi Çeşme'nin gizli kalmış güzelliklerinden birine, Delikli Koy'a götüreceğiz. Bakalım efsanelerin başrolündeki Delikli Koy'dan neler yapılıyor? Çeşme'nin gizli hazinesi Delikli Koy'un bilinmeyenlerini araştırdık. Tatilcilerin en çok yapmayı sevdiği şey de bu deliğin içinden diğer tarafa geçmek. Şimdi bunu ben sizler için yapacağım. Herkes durup dururken neden bu delikten geçmeye çalışıyor? Zeminde kaygan, kayalar yosun tutmuş. Çadır kuranlar, piknik yapanlar ve 2016 yazında sessiz, sakin ve halen tesisleşmemiş ender yerlerden biri Delikli Koy. Cuppa, cuppa, cuppa. İlginç bir deneyim yaşayacak. Çeşme'nin güzelliklerini tanıtmaya Delikli Koy'la devam edeceğiz. Delikli Koy adında şu arkamda görmüş olduğunuz delik kanalı. Yüzyıllar hatta bin yıllar boyunca deniz suyunun kayayı aşındırmasıyla oluşan bu delik bu koya adını veriyor. Tatilcilerin en çok yapmayı sevdiği şey de bu deliğin içinden diğer tarafa geçmek. Şimdi bunu ben sizler için yapacağım. Neler hissettiğimi hep birlikte göreceğiz. Tabii ki öncelik ekipman güvenliği. Su burada bayağı bir derinleşiyor. Dalgalarla başa çıkmaya çalışıyorum. Zeminde kaygan, kayalar yosun tutmuş. Hani bir adım sonra başarmış olacağım. çok güzel bir deneyim oldu ama çok dikkat edilmesi lazım. Delikli Koy Alaçatı'ya bağlı. Hava ve Elif buraya resmen büyülenmiş. Ben Hollanda'dan geliyorum. Ben de Almanya'dan geliyorum. Almanya'dan özellikle tatil için geldim. Evet, Çeşme'ye. Aynen. Peki neden Delikli Koy, neden Çeşme? Çok özel bir yer burası. Fazla kişiler de bilmiyor. Bizim arkadaşımız buraya tavsiye etti bize. Yani çok bayıldık, cennet gibi bir yer yani. Sen söyle. Aynen, önce biz Ilıca plajına gittik, sonra Çeşme plajına gittik. Hani en güzeli burası. Arkadaşımın arkadaşı buraya tavsiye etti. Sürpriz oldu yani bizim için. Çok güzel, berrak bir su. Mağara çok güzel. Çok beğendim. Çok beğendim. Kesinlikle, bir de çok ıssız bir yer. Herkes de bilmiyor burayı. Yani tavsiye edebilirim yani. Kızlar her yaz Çeşmeciymiş. Çeşme, evet. Neden Çeşme? Daha kaliteli ve daha insanları daha başka, klasik, evet, daha sıcak buralar, çok değişik bir yer. Havası çok güzel, yani hiç Alanya, Antalya gibi değil, nemli değil, çok güzel, akşamları, sabahları, akşam eğlenceli, yerleri çok güzel, denizi mükemmel. Kimi suya giriyor, kimi de Delikli Koy'a nazır güneşleniyor. İsmim Pelin Ölçer, 21 yaşındayım. Kimya mühendisliği okuyorum. Annemlerle burada tatil yapıyoruz. Ben İzmirliyim, ailem de İzmirli. Burada yazlığımız var. Ama bugün buraya ilk defa geldik biz de. İlk defa mı geldiniz Delikli Koy'a? Her yaz Çeşme'de mi geçiyorsunuz? Yani bir 10-11 yıldır öyle. Hanımefendi tam bir kaşifmiş. Sakin yerleri seviyorum daha çok. Tabii eğlence hayatını da seviyorum ama daha çok böyle şeyler hoşuma gidiyor. Doğal olduğu için seviyorum. Tabii son senelerde biraz kalabalıklaştı, o biraz kötü olabiliyor bazen ama böyle yerleri keşfetmek hoşuma gidiyor yani. Kaşif olarak birçok yeri gezmiş ancak Çeşme'nin gitgide pahalılaşmasını eleştiriyor. Açıkçası son bir 3-4 senedir yani çok basit şeyler çok fahiş fiyatları yapılabiliyor. Açıkçası çoğu insanı da rahatsız ettiğini duyuyorum. Hatta geçenlerde Alaçatı'da yürüyordum. Bir çocuk geldi yanıma, şey dedi. Hani burada, ben buralı değilim. Bana işte hani tavsiye verir misin? Öyle saçma bir şeye 25 lira para vermek istemiyorum dedi. Hani ben de ona tatlı yiyebileceği bir yeri tavsiye ettim. Hani düzgün bir fiyatta, ederi fiyatıyla yani. Bu tarz şeyler oluyor tabii. Fransa'da yaşayan gurbetçi bir ailenin yanındayız. Yazlığımız var burada Çeşme'de. Her sene geliyoruz. Belli bir tarihlerde. Ne kadar burada kalıyorsunuz? 3 hafta. 3 hafta. Evet. Ne kadar oldu? Bir hafta oldu tam. Fransa'dan da Türkiye'yi tanısınlar diye misafirler getirmiş yanında. Bunlar benim ayrı ailemden oluyorlar. Kendileri ha. Adı nedir? Marie. Marie Çeşme'ye ilk kez gelmiş. Ano. Yok. Çeşme'yi de ucuz bulmuş Marie. Comment le prix? Abordable. Abordable. Normal. Yani hiç bizim için o kadar büyük bir
derecede. Andre ise Çeşme'ye aşık olmuş. Keşke buralarda yaşasam diyor. C'est un endroit très agréable. Çok güzel, süper bir yer diyor Avec Çeşme. Avec un super art de vivre. Yaşamak için çok güzel bir yer. Tek tek de not almış hayran olduğu yerleri. Tu sais le port en fait la marinade. Marina çok güzel, Alaçatı çok güzel. Buraları çok güzel bir yerler diyor. Andre Türk insanının saygı ve sevgi dolu olduğunu da gözlemlemiş. Fransa'da bol bol buraları anlatacağım diye ekliyor. Çok iyi insanlar olduğunu her zaman konuşuyorum, konuşacağım da diyor. Merhaba Magazin 8. Hanımlar da Almanya'da yaşayan gurbetçilerimizden. Ben Çiğdem. Almanya'dan geliyoruz ama Zonguldaklıyız. Zonguldak'tan buraya geldik. Özellikle Çeşme için mi geldiniz? Evet, ben geçen sene arkadaşlarımla gelmiştim. Onların yazdıklarında kaldım. Bu sene de ailece gelelim dedik. Ne kadar daha kaldınız? Biz pazara kadar buradayız. Yani bir haftalık tatil için ne kadar gideceksiniz? Evet. Ben babamla geldiğim için tam bilmiyorum ama. Babamı görüyorum. Evet. Peki Bodrum mu Çeşme? Bodrum'a da gittim geçen sene ama Çeşme daha iyi bence. Çeşmenin sizi çeken güzellikleri neler? Yani bana daha çok sakin geldi Bodrum'dan. Daha güzel, daha aile mekan, yani daha aileci ortam.